Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Bone Template Warband Osmanlı mod serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde biraz Balkanlarda takılmış, Sırp köylerini yağmalamış, para kazanmaya çalışmıştık. Onun dışında efendim Silistre sancağını bir köyle takas edip oradaki askerleri elimize geçirmiş ve onları Konya'ya getirmiştik. Şimdi ise Silistre sancağını başka bir köyle takas edeceğim. Çünkü köyler aslında bize gideri olmayan, sadece gelir getiren şeyler. O yüzden bizim için daha güzel oluyor. Şimdi bu bölümdeki amacımız Anadolu'yu artık düşmanlardan temizlemek. Özellikle mesela Kütahya Kalesi, Bergama Kalesi gibi yerleri hızlı bir şekilde düşmandan almamız lazım. Anadolu'da çok fazla düşman cirit atar oldu ve sürekli köylerimizi yağmalıyorlar. Bu bizim için aşırı derecede sıkıntı getiren bir şey. Sürekli köylerimiz yağmalanıyor ve bu da bizim gelirimizi büyük ölçüde düşürüyor. Konya'nın da bu arada görevlerini yapacağım ilerleyen dönemlerde. Konya'nın görevlerini yapıp daha iyi bir yer haline getirmeye çalışacağım. Ama şu an götümüzü bir rahata erdirmemiz lazım abi. O olmadan olmuyor yani. Çok fazla okçumuz var. Bu okçuların bir kısmını atacağım. Bu kadar fazla okçuya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Çok aşırı derecede okçu almışım. Bu kadar okçuya gerek yok abi. Biraz zırhlı yeniçeri alalım. 10 tane bıraktım. Hadi 2 tane daha bırakayım. Şöyle 2 daha yeniçeri alalım. Tamam, yeterlidir bu kadar. Sanki çok bir değişiklik yapmış gibi. Valla. Erzak yeterli mi? Varsa alabileceğim erzak alacağım ama en son bölümde almışım zaten yeterli olan tüm her şeyi. Gerekli olan tüm her şeyi. Şimdi ilk olarak zordan başlamayacağım. Çukurova Kalesi'ne gideceğim. Zamanında ilk fethettiğimiz kaleydi zaten Çukurova. Zor değil. Alması zor olan bir yer değil. O yüzden Çukurova'dan başlayarak öncelikle ordunun moralini yükseltmek istiyorum ki direkt Karabanoğullar benden kaçıyor zaten. Adamlar beni gördüğü anda topuk moduna geçtiler. Ulan ben Kıbrıs'ın başkentini aldım, adamları yok ettim diye düşünürken bir baktım herkes Kıbrıs'a geçmiş ya. Oğlum biz Kıbrıs'la barışta mıyız? Hayda. Tüm Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor şu an. Leistan'la savaştayız, Sırplarla savaştayız. Şeylerle, Karamanoğullarla savaştayız. Kıbrıs'la savaşta değil. Oğlum Kıbrıs'la niye savaşta değiliz biz? Hayda. Kardeşim Kıbrıs'ı sok savaşı. Halledelim ya. Mecburen o zaman Karaman'a gireceğiz. Karaman'da dünyanın alınabilecek en zor kalesi abi. Alınabilecek en zor kale Karaman. Bak adamlar ayrılmaya başladı. Moral motivasyon eksikliğimiz var. Karakterimizin liderliği de 7 oldu anasını. Daha ne olsun yani daha. Daha ne olsun abi yani daha. Aa, Karaman'ın içinde çok adam yokmuş. Güzel. Çok adam yokmuş. Eskiden 300 kişi falan vardı biz girdiğimizde. Artık en azından öyle bir şey yok. O zaman deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Karamanoğullarını bir sona erdirirsek en azından biraz daha rahat duruma geçeriz. Kıbrıs'ta savaş çıktığı anda Kıbrıs'ı da pataklayacağıma inanıyorum zaten. Bu Karamanoğullarının kalesi çok zor abi alması. İlk denediğimizde zaten hayvan gibi zorlamıştık. Bakalım bu sefer ne olacak göreceğiz hep birlikte. Oklayamadığımız bir kale çünkü. Düşman oklanabilecek bir yerde değil. Bu bizim için bayağı bir sıkıntı verici bir durum. Düşmanı oklayamadığımız için zor dönemler geçirmiştik. Ama bu sefer alabiliriz diye düşünüyorum. Elimizdeki ordu çok kalabalık. Düşmanın 165 askerine karşılık biz 174 kişiyiz. Hem burayı alacağız, sonrasında da direkt Çanakkale'ye yürüyüp efendim İstanbul'u korumaya almış olacağız. Çanakkale'nin önemi çok büyük zaten. Düşman okçuları da kuvvetli. Karamanlılar zaten kötü askerler değiller. Sırplar ve Kıbrıslılar çok kötü. Yani Sırplar yine fena değil de Kıbrısları gerçekten yenmek bizim için kolaydı. Yeniçeri okçuları. Bak Karaman süvarilerini görüyor musun abi? Piyade geç bakalım şuraya. Biraz oklayalım adamları. Biraz oklayalım abi adamları. Oklayın abi. Şuradaki okçuları en azından bertaraf edelim. Yeniçeri okla abi. Okla abi Yeniçeri. Güzel, düşmanı okluyoruz. Şuradakileri oklayacağız da sadece bunlar oklanabiliyor. Onun dışında giriştekiler oklanamıyor maalesef. Bunlar çok korunaklı bir yerdiler. Olabildiğince şunları oklayıp abicim en azından içeriye girelim. Düşman sayısını azaltmış oluruz. Yani ben bir içeriye bakayım, siz oklamaya devam edin abi. Ben bir arkadaşa bakıp geleceğim. Bu arada dostlar, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı okuyorum. Crusader Kings 3 serisi ne zaman gelecek diye yorum atmışsınız da şu an Warband serisi yapıyoruz. İkinci bir seri kanalda gelir elbette. Ama ne zaman gelir açıkçası ben de bilmiyorum. Ne zaman canım isterse. Daha yeni Crusader Kings 3 serisi bittiğinden dolayı hemen direkt bir seriye başlamak için karar vermedim.
Ama gelecek elbet yani. Crusader Kings 3 olmadan bu kanal olmaz. Elbette gelecek. Ama ne zaman geleceğini göreceğiz hep birlikte abi. Şimdi yeterince indirmişiz zaten bunları. İlerleyin abi hücum. Onun dışında belki başka oyun serisi mi gelir? Bakacağız yani. Oğlum vuramıyorum ya. Bu adam beni bayıltacak ha. Bir kere vurdum da ikincisi gelmiyor. İsabet ettirsene kardeşim. Hadi okçuluk yeteneğin o kadar da kötü değil senin ya. O kadar da kötü yani aslında ya. Şu an normalde o kadar kötü olmaması lazım da. Abi yeniçerileri bayıltıyorlar. Nasıl bayıltıyorsunuz? Yeniçeri oğlum adamlar. Normal fukara değil anasını satayım. Yeniçeri ya. Okçu. Ateş etme. Dümdüz saldır lan. Kılıcımızda kuvvet. Paraman kalesi çok boktan bir kale ya. Bu kale çok boktan bir kale abi. Kalenin alınması o yüzden zor. Boktanlığından dolayı zor. Şuraya bak abi, okçular bayıltıyor zaten bizim herifleri. Ben girmeliyim bari. Adamların okçuları bizi bayıltıyor zaten. Ben düşeceğim. Güzel. Hadi oğlum. Güzel. Lan oğlum. Adam indirdi beni. Dur bakalım. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Acele etme. 27 kaybımız ve 51 yaralımız var. Olur abi bunlar. Kale kumandanıyla bir görüşelim bakalım. Kardeşim yaşlanmanı beklemeyeceğiz. Merak etme. Merak etme, bu kalenin düşmesi için yaşlanmana gerek olmayacak. Halledeceğiz biz. Karaman Kalesi fethedilirse birçok şeyin önü açılacak zaten bizim açımızdan. Karaman çok zor bir yer abi. Çok zor bir yer. O aşırı zor bir yer. Burayı fethedersek bizim için çok rahat bir döneme girilecek. Ama işte burayı fethetmek öyle her baba yiğidin harcı değil abi. Her baba yiğidin harcı değil. O giriş aşırı boktan bir şey. Giriş aşırı boktan abi. Orada fena batıyoruz, bitiyoruz, yok oluyoruz yani. Orada fena bitiyoruz. O girişi çözsek sorunlar büyük ölçüde çözülecek. Yeniçeri okçuları, hadi lan oğlum vurun lan. Hadi aslanlar, hadi oğlum, siz Yeniçeri okçusunuz lan. Tırıvırı değilsiniz oğlum siz, normal. Siz dünyanın en iyi okçularısınız ya. Hadi aslanlarım. İlerleyin hadi. Hadi oğlum. Siz tırıvırı okçular değilsiniz. Dünyanın en iyi okçularısınız oğlum siz. Sıkın bakalım şunları. Şunlara bir dünyayı bir cehennem edin kardeşim. Ben de ilerleyeyim hazır. Bu sefer önden ben gideyim bari, önü temizlemeye çalışayım yani. Eninde sonunda burası fethedilecek de. Çok zor bir yer yani, öyle fethetmek kolay bir yer değil. Diğer kaleleri rahat rahat fethediyorduk abi, burası öyle değil işte. Biz ok sol elimizle mi tutuyoruz? Normal zaten sol elle tutulur da. Kardeş ne yapıyorsun? Ha, buraya okçu bakmıyor. O zaman ben gider oklarım şunları. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bağırma lan. Oğlum kafanı ok yedin sen az önce. Kafanı okuyorsun. Hacı abi bu kafasını ok yiyor, ölmüyor. Ne oluyor oğlum, bu adam kafasını ok yiyor. İyi hadi saldır. Ne oldu? Vuramıyorsunuz mu? Ben de vuramıyorum. Güzel.
Lan! Ne oluyor lan? Oğlum... Allah tek yedik ne ya? Oğlum bu bizim kaderimiz ya. Bu benim kaderim, bu benim kaderim ya. Okçun abi. Oo, babayı da bak. Önündeki adamı umursamadan soldakine oku bir çaktı abi direkt. Aslan. Komando gibi maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi oğlum. Hadi aslanlar. Ne yapıyorsunuz gençler? Korkmayın oğlum. Korkunun ecele faydası yok. Bu artık Karaman Kalesi bizim. Artık Karaman Kalesi bizim kardeşim. Ne kadardır burada duruyorsunuz? Artık bitti. Bazı şeylerin bitmesi lazımdı. Bitti. Hoppa, biraz başınızı döndüreyim mi? Güzel, güzel, güzel. Güzel. Karaman fetholundu. Buradan herhalde daha geri dönmez diye umuyorum. Ne oldu? Korktunuz mu? Ne oldu? Ne oldu? Korkmuş gibisiniz. Gençler niye şunlara saldırmıyorsunuz? Şu agalar, garibanlar duruyor burada. Şunlara niye saldırmıyorsunuz? Bak gidip şuradan dolaşıp buraya çıkarma atacaklar bak. Bak şu merdivenden çıkarlarsa cidden yani bak. Harbi bu merdivenden çıkmaya geliyorlar gibi bak. Oğlum cidden bak şuradan direkt sola kırıp gelmek yerine şu merdivenden çıkmayı tercih ettiler. Muhteşem yapay zeka. Abi. Ya helal olsun. Helal olsun kardeşim. Zeka parıltısı gerçekten. Fışkırıyor, fışkırıyor. Direkt geldikleri yerden sola girmek yerine oradan şey yaparız. Helal olsun kardeşim. Hadi aslanlar. Hadi oğlum. Hadi Yeniçeri. Hadi Nivşeri. Baba iyi de bak. Of of of. Of. Kardeşim okçu da olsa bu bir Yeniçeri. Aslan. Aslan. Güzel. İsmail Bey. İyi savaştın, gitmekte serbestsin aslanım. Biz savaşan adamları severiz. Savaşan adamları severiz. Korkak adamları sevmeyiz abicim biz. Yeniçeri zırhlı. Al. Yeniçeri al. Tımarlı sipahi. Al. Al abi bu adamlar delikanlı adamlar. Önemli adamlar. Akıncı. Azap. Kemankeş. Kapıkulu sipahisi. Ordumuzu geri fulledik. Kapıkulu piyadesi. Yağmacı Türk paralı ağınları boş ver. Leh yayası tecrübeli falan fistan. Malkoçoğlu alalım bir de tamama ermiş oluruz. Güzel. Moral motivasyon biraz iyi duruma geldi. Biraz iyi duruma geldi. Biraz iyiyiz. Daha iyiyiz abicim. Karaman'ın bana verilmesini istemiyorum. Karaman'ın bana verilmesini kim istiyorsa ona gitsin abi. Kim hak ediyorsa, hak eden kişi benim de gerçi. Gitsin birine, önemli değil. Şimdi Çanakkale'yi almaya gidiyoruz. Anadolu'yu düşmandan temizleme operasyonuna başlayacağız da işte. Kıbrıs'a savaşta değiliz. O bizim için üzücü bir şey. Kıbrıs'ta savaşta olsak Anadolu'yu tamamen temizleyeceğiz de. Kıbrıs'ta maalesef savaşta değiliz. Çanakkale'ye geldik. Vay, Karalil Paşa, tatava yapma pataklarım seni. Halil. Bu arada şu işi bitirdikten sonra askerlerimi Kıbrıs'a falan koyacağım. Oha, eksi 2700 nedir ya? Erenpaşa Ordu Grubu, Konya'daki şey. Silistre Sancağı. Konya'dan 900 anca geliyor vergi. Kıbrıs'tan gelen vergiler artmaya başlamış. Sanırım refah iyi duruma gelmeye başladı. Yok. Kıbrıs'tan çok düşük gelen şeyler. Yok abi yine iyi değil ya. Yine iyi değil. Ama bunların görevlerini yaparsak iyi duruma geliriz diye düşünüyorum. Kıbrıs'ın falan görevini yaparsak, Konya'nın görevini yaparsak şehirler iyi duruma gelir. Kervanları koruma iş falan amelilik, o aşırı derecede ameli, onu yapmam. Lonca görevlerini yaparız falan, onlara ya bakılır yani. Bunlar bakılır. Burası nasıl bir yermiş lan böyle? O gemiler falan var bak. Çanakkale çok güzel. Çanakkale çok güzel yapılmış. Çanakkale çok güzel yapılmış abi. Güzel. Hoşuma gitti. Burası çok hoşuma gitti şu an. Güzel.
Ey Çanakkale. Yeniden bizim olacağın. Oğlum bizim adamlar ne kadar hızlı koşuyor lan. Oğlum durun la. Gençler bir sakin. Oğlum durun la. Lan yavaşla. Oğlum şu adamlara bak. Komando gibi. Kardeşim az sakin. Az sakin, az sakin. Şuradan ok sıkın ya. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Süvariler de dursun. Düşmanı oklayın abi. Düşman asıl burada. Düşman asıl burada. O zaman askeri buraya konuşlandıracağız. Askeri konuşlandırmamız gereken yer bu nokta. Asker şuraya konuşlanmalı. Piyade buraya konuşlanmalı. Güzel. Bak görüyor musun? Asker hep Osmanlı askeri. Buralar çünkü düşmüş yerler değil. Buralar düşmemiş yerler. Hainlerin ihanet ettiği yerler bunlar. Bir de direkt saldırırsak Yeniçeriler var zaten orada. Ağzımıza sıçarlar. Okçu direkt atış serbest oğlum. Hiç şey yapmayın yani. Hiç sıkmamazlık falan yapmayın. Herkes sıkacak. Sıkıntı yok. O kalkanlar elbet kırılacak abi. O kalkanlar elbet kırılacak. Sonsuza kadar o kalkanları susabilecek değiller. Elbet kırılacak onlar. Güzel. Sıkmaya devam aslanlar. Yavaş yavaş kırılıyor kalkanları. Güzel. Oğlum okçuluk alanında 160 olduk. Hala iyi sıkamıyoruz ya. Oğlum 160 az bir değer değil ya. 160 az değil abi. 160 çok iyi bir değer ya. Hala bak kapanmıyor şey. Crosshair hala içeriye kadar kapanmıyor. Acaba bu kullandığım yayla mı alakalı? Olabilir mi? Yayla mı alakalı acaba? İçe kadar kapanmıyor. Hala ince atış gerçekleştiremiyoruz. Hala ben nereye bakarsam bunun tam tersine hepsinin nişana gidiyor. Kalkanları yavaş yavaş kırılıyor. Güzel. Şu Malkaçoğlu akıncıların normal akıncıları falan da çok seviyorum. Onlar da süvari olmasına rağmen ok sıkabiliyor ya. Onlar da aşırı derecede güzel. Güzel. Kalkanlarını kırmaya devam abi. Piyade bir gir bakalım. Piyade bir saldır bakalım piyade. Şu okçular düzgün sıkamıyor ya. At serbest oğlum. Piyade geri gel şimdi oğlum. Okçu ne yapıyorsunuz? Enayi misiniz siz oğlum? Bunlar niye sıkmıyor ya? Oğlum sıksanıza. Oğlum sıkın da. Sıkın da. Sıksana oğlum. Önde adamlar var diye mi sıkmıyorlardı? O kadar da olmaması lazım. Şimdi adam gibi sıkmaya başladılar. Yine hala çok iyi sıkmıyorlar da. Şimdi sıkmaya başladılar en azından. Gençler bana ok işlemez. Ben normal bir adam değilim. Az önce tek yemiştik oktan ama olsun. Güzel. Okçularıma güveniyorum. İşte bu ya, işte bu ya. Az önce ne yapıyordunuz sıkın? Boğulmaz inşallah askerler. Askerler inşallah boğulmaz abi orada. Boğulmazsınız değil mi lan? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Problem yok. Endişeye mahal yok. Abi ben biraz geride durabilir miyim? Dur lan, dur lan, dur. Biri bak. Of, kalkana geldi son anda. Adam sayısı azalıyor, güzel. Güzel 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 oklamaya devam abi. Çanakkale'yi de alacağız artık lehlerin elinden. Yavaş yavaş her yeri alacağız abi. Gençler iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyisiniz, iyi iyi.
Bakayım mekana bir alıcı gözüyle bakalım. Mekan güzel ya. İnekler yeri gelmiş. Mekan güzel abi. Piyade intikal edin artık. Hadi abi. Düşmanın sayısı yine 195 lan. Kaç kişiydi oğlum bu düşman? Düşman sayısı azalmıyor abi. Düşman sayısı niye azalmıyor? Gençler sıkmayı bırakmayın bak. Gençler sıkın, sıkın. Sıkın oğlum. Yeniçeriler avuç size kalkan indirtiyor. Onlardan fırsat bulup sıkmanız lazım sizin. Oğlum bu okçular var ya tırıvır ya bizim okçular. Yani bizim okçular hoşuma gitmedi abi bunlar. Bunlardan nefret etmeye başladım. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Adam akıllı sıkın lan. Düzgün vurun oğlum. Kardeşim ya. Şu ana kadar bu kalenin bitmiş olması lazımdı. Şu ana kadar bu kalenin çoktan alınmış olması lazım diye. Güzel. Hadi ağalar, hadi geri 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 yavaş yavaş hadi. Hadi. Çok zırhlı yeniçerileri var. Gençler geri kaçsanıza. Bak şu enayi sıkmıyor. Şunun kafasına sıkacağım var ya oku. Kafasında oku hak ediyor yani bir tane oku. Bak şu yeniçeride önden önden hücum ediyor. Oğlum geri çekilme emri verildi zaten. Allah Allah. Aha düşman saldırıya mı geçti lan yoksa? Dur bakalım. Aha. Aha düşman taarruza geçiyor. Bu bizim için çok iyi olur bu arada. Aman abi ben kalkanı tutayım. Vallahi düşman geliyor. Düşman geliyor. Süvari saldır abi. Geç 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 geç. Düşman hücuma geçti. Düşman şahlandı. Güzel. Okçular iyi sıkın oğlum. Hadi lan. Düşman o kadar geliyorken. Adam akıllı sıkın ya. Güzel. Hadi oğlum. Düşman artık dedi abi bu şekilde olmayacak bu iş. Biz de intikal edelim artık. Bu da bizim için daha iyi. Piyade buraya gel. Süvari buraya gel. Düşmanı iyice bir aşağı çekelim abi. Düşmanı iyice aşağı çekelim. Aşağıda imha ederiz. Acele etme. Hücum. Hücum, 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 hücum. Güzel. Okçu siz de hücum lan. Hücum etsek mi okçularla? Evet abi bunlar ok sıkamıyor yoksa diğer yerdekiler. Belki hücum modunda olurlarsa ok sıkarlar. Hadi abi. Güzel. Yine kayıplar fazla da. Kalede bayağı adam varmış ama yani. Bu kadar zor olması normal. Neredeyse bir şehir kadar adam varmış oğlum kalede. Güzel. Kaç kişi kaldı? 58. Biz kaç kişiyiz? 100 kişiyiz. Tamam. Daha artık bundan sonrası hücumla halledilir. Ya da şöyle okçuları yakın dur, yakın dur, yakın durla buraya alırız. Piyadeleri de şöyle geri çekeriz. Biraz daha gelsinler bakalım. Süvariler de gelsin. Piyadeler de şuraya gitsin. Gençler atış serbest. Sıkın. Sık sık sık. Sık. Güzel. Sık abi. Daha rahat durumdalar şu anda. Hayırdır hacı abi? Güzel. Yumruğu koyarım enseni şaplığa yersin ha. Enseni öyle şaplığa yersin daha oğlum. Sen ölmedin mi hala? Şişt, bak seni pataklarım ha. Sen adamı patakladık harbiden şakasız yani. Sana da sümsüğü yersin böyle. Lan. Oğlum adam bana vuruyor. İmha edin şunu. Tamam. Piyade bitir abi artık. 17 kişi. Bunu da halledersiniz artık yani. Gel bakalım delikanlı. Gelin gençler gelin efendiler gelin bakalım. Kalkanı çekelim. Herkes hücum abi. Herkes hücum. Herkes hücum ediyor artık. Burada adam kalmadı. Gerilerde mi adamlar? Aşağıda mı bu adamlar? Aşağıda galiba.
Ulan Türk Türk'ü katlediyor. Osmanlı Osmanlı'yı katlediyor. Hainler. Hainler ihanet etmeseydi şu an biz çok daha iyi durumdaydık. Hiçbir sorunumuz yoktu bu kadar hain ihanet edeceğini. Önceden kesilseydik de bunların elinden alsaydık. Yine sorunlarımız yoktu ama işte çok fazla hain birden ihanet etti. İshak'tan beklemezdim. İshak bizim sevdiğimiz, saydığımız, Osmanlı'da nadiren iyi ilişkilerimiz olduğu olan insanlardandı. İshak bile ihanet ettiyse abi. Daha kimler kimler görülür, kimler kimler duyulur, kimler kimler hain bulunur. Ordunun morali kendi... Oho! Ganimete bak! Abo! Ganimete bak! Aman Allah'ım! Ganimete gel! Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Sen hocam ne diyorsun ya? Al şunları al ganimet. Büyük ganimet abi. Büyük ganimet. Vallahi büyük ganimet. Çanakkale'yi de istemiyorum. O kadar adam niye burada kalmadı ben istememe rağmen? Neyse. Anadolu'da başka düşman kalmadı değil mi? Şu an. Akkoyunlularla savaştayız galiba da onlar ebesinin nikahında. Onlar ayrı bir devlet zaten. Şimdi hazır gelmişken İstanbul'a Edirne'ye gidelim. Şunları okutalım. Halil Paşa. Halil Paşa. Halil Paşa. Gel, dur bakayım bir dakika dur. Halil. Halil. Oğlum. Halil. Halil bir şey diyeceğiz. Halil. Halil gitti ya. Neyse giderse gitsin. Halil'e bir şey diyecektim de. Edirne'deki adamlarla falan aramı iyileştirsem aslında çok güzel olacak. Muhammed sen Edirne'nin lordu değilsin değil mi? Dur şimdi dur. Senin köyün var mı abi? Şimdi Bahçesaray senin. Oha çok zengin. Abo Bahçesaray'a bak lan. Komando gibi. Eflak Kalesi bok gibi. Enes Köyü ortalama. Alaşehir. Kastamon. Niğde. Burası var. Şurası var. Şimdi. Hacı abi. Şimdi bak seninle çok mantıklı bir şey yapacağız. Ben sana kale vereceğim. Sen bana köy vereceksin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Artık Enes Köyü benim. Güzel. Enes Köyü nerede lan? Enes şuralarda değil mi Enes? Ha şurada şurasıymış. Enes burası mı ya? Enes kuzeyde değil mi? Bu taraflarda. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Enes buradadır. Doğrudur abi o. Şeyden iyi bilecek halimiz yok. Adamlar yaparken bakmışlardır abi herhalde. Enes şuradadır falan demişlerdir. Oğlum şu zırhların fiyatına bak. Abo komando gibi. Bunlara bak be. Maşallah ganimete bak. Ganimete bak. Uzun zamandır hiçbir savaştan böyle bir ganimet bulmamıştım. İyi ki de ihanet etmişler bunlar. İyi ki de ihanet etmişler. Bunlar ihanet etmese şimdi bu kadar ganimeti nereden bulacaksın abi? Nereden bulacaksın? Bu kadar ganimet. Şunu bu arada verme. Bunu biz yoldaşa veririz. Çok iyi bir zırh. Ve fiyatını o kadar ucuz etmiyor kardeşim. Bu çok daha fazla eden bir zırh. O yüzden onu şey yapmayacağız. Edirne lordu kimse onunla da ilişkiler falan kursak güzel olacak aslında. Boğdan'la Osmanlı savaşa girdi. Abi Kıbrıs'la savaşa girmemiz lazım asıl olay. Asıl olay Kıbrıs'la aslında yani. Kıbrıs'la bir savaşa girsek daha beni tuzağa düşürdüler. Gençler, gençler. Gençler, gençler. Hayırdır? Bir durun bakalım, sizle bir konuşacağız ya. Gel bakalım hacı abi. Ne oldu? Ne oldu? Şekil şu kala şemal yapıyordunuz. Alçaklara bak. Siz kimsiniz beni tuzağa düşürüyorsunuz? Haddinize mi lan sizin? Bunları satamıyorum ya. Ya satacak... Satarız dur. Şöyle bir şey yapmak lazım. O akşeleri ödeyeceğimi bir tane zırhı kilitlediğim anda bitti bu iş. Güzel. Şunlardan da verelim abi. Bunlar da aroma katsın hemen. Güzel. Şunları okutmaya devam abi. Vallahi güzel ganimet geldi. Şunu da satmayacağım. Gulam şeyi de bayağı iyi bir zırhmış. Ne kadar verebiliyorsan ver.
Ederinden fazlası var yani onda da. Borşa'ya giydirebilirsek aslında zırhları fena olmaz. Borşa. Ne yapıyorsun delikanlı? Şunu giyer misin? Vallahi giydi. Kulağım sana zırhı vermişiz. Miğferi vermişiz zaten. Tamam. Şimdi onun dışında Ymir'a ekipmanlarını bir sanki kask alır mısın? Yeniçerilerin bir upgrade'lerini yapılsın hemen. Bunların hemen bir şeylerini halledelim. Lokman'a vermemiştim diye hatırlıyorum. Lokman al abi. Yeniçeri başlığından daha iyisini hak ediyorsun sen. Lokman tamam. Borça Deli Osman. Oğlum şey Selim vardı. Selim'i falan biz kaybettik ya biz bu yoldaşları. Han'a gidelim bakalım. Han'da şey bulursak yoldaşların yerini soralım. Aa Rolf burada. Rolf soyluydu bu. Yoldaş rehberini yine açalım bakalım. Varbant yoldaş rehberi. Rolf kimle arası iyiydi bu Rolf'ün? Rolf Bunduk ve Dejavi ile arası kötüymüş. Bahestur'la iyiymiş. Liderlik vasfı varmış bu adam. Soylu bu adam. Hoşlanmadığı durumlar. Balkanlı savaşlardan hoşlanmıyormuş. Oğlum Balkanlı savaşlardan niye hoşlanmıyor? Evet bana öğret bakalım bir. Bir şiir daha öğrenelim. Lazım olur abi. Lazım olur. Şiir önemli. Tamam. Şimdi Han'da yok değil mi o adam? Yerini sorabileceğim adam yok değil mi? Rolf'ü alabilirim de almayacağım. Kardeşim Balkanlı savaşlardan hoşlanmayan adamla bizim işimiz gücümüz olmaz. Biz Balkanlı savaşların adamıyız abi. Fatih abi. Fatih abi dışarı mı çıktı? Fatih abi sen 500 kişiyle dolaşırdın ya. Bu kadar az adamla dolaşan şeye düştün mü sen ya? Çanakkale ben de Halil Paşa'yı destekliyorum. Ne demek kabul etmiyor ya? Dur dur. Bana verdiğin görev hakkında. Henüz bana ne görevi verdin lan sen? Bu bana görev mi vermiş? Ya İstanbul'dan vergi toplama görevi vardı. Hazır gelmişken onu da yapalım. Şimdi ne yapacaktım ben ya? Ben ne yapacağımı unuttum. Ahmet Paşa içeride. Ahmet Paşa kimsin la sen? Ha köyü takaslayacaktın Fatih abiyle. Ama şimdi gerek yok askere. Onlar bize çok para sıkıntısı çıkarıyor. Sahip olduğun toprak yok. Ben Eren Paşa. Ha, aynen öyle. Ben de seni destekliyorum la Ahmet. Aynen ben de seni destek. Aramız iyileşsin birileriyle. Leydim nasılsın? Eda'ya ihtiyacın yok. Kimsiniz tanımam etmem sizi ben. Kadife şeyimiz var. Vergiyi toplayalım bakalım. Devam et. Bu vergileri toplayıp Fatih abiye verip görevi bitirelim abi. Enes köyü fakir durumaya. Ulan ben yönetince fakirleşiyor her yer. Ben yönetince fakirleşiyor ya. Görünüşe bakılırsa savaş istiyorlar. Müdahale edelim hocam hemen. Hemen intikal edelim. Bunlarla mı yani intikal edeceğiz? Ymir'e falan geldi ya. Ymir'e mi intikal edeceğiz abi bölge? Olay yerine böyle intikal olmaz. Bu ne oğlum? Lan tüm orduyu şunların üstüne salacağız abi. Tüm orduyu salacağız üstlerine. Hepsini kılıçtan geçireceğiz yani. Böyle sopayla falan olmaz bu iş. Hepsini öldüreceğiz abi şeyini vermiyorlarsa. Osman abi iyisin abi. İyisin abi. Bir daha kimse isyan edemez artık. Ama yani böyle değil. Böyle değil abi. Bizim direkt kılıçla halletmemiz lazımdı bu iş. Direkt kılıçla. 3700 koca İstanbul'dan gelen vergi bu. Çok da bir şey değilmiş açıkçası. Gezgin şair var. Abi bana bir şeyler öğretebiliyor musun? Yok. Hancı burada. Şehirli kadın. Türk Özelçeri yok. Yoldaşları bulmak için bir şey yapacaktık da. Yok. İnekler geri gelmiş görüyorsunuz abi. Savaşta olduğumuz... Abi Karaman. Karaman yeniden düşmüş ya. Kardeşim bak ben alıyorum. Siz de şey yapın yani. Bir şekilde koruyun abi. Her şeyi benden bekleme. Fatih abi. Fatih abiyi biliyor musun sen kardeşim? Kardeşim Fatih abi nerede?
Onun işini hallettim de ben. Tabii abi ben biraz şey yapıyorum ya. Salıyorum genelde. Fatih abiyi destekliyorum ben de aynen öyle. Abi şey var mı ya? Fatih'in nerede olduğunu biliyor musun? Elbistan yakınlarında Kerkük'e gidiyor. Tamam. Eyvallah. Şimdi ben de Karaman'a gideyim. Elbistan yakınlarında şurada. Şu Karamanoğullarının son toprağını bir alalım da. Hani kuşatma altında oğlum? Heh. Arayın paşa. Arayın paşam nasılsınız? Ben de sizi desteklerdim de maalesef artık o kararı veremiyorum. Kerkük'e gidiyor hala Mardin yakınlarında. Sen burayı alırsın ya Rehin Paşa. 100 adamın var. Daha saldır ben seni destekleyeyim diyeceğim de. Yok abi ben orayı karşı saldırmam ya. Bu uğraştırıcı bir yer orası. Kerkük'e gidiyor. Gelelim bakalım biz de. Kimle savaşa girdik? Macar Lehistan'a savaş açtı. Macarlarla aramız iyileşiyor bayağı. Güzel güzel. Bu iyi bir şey. Fatih abi ben senin görevi hallettim. Fatih abi bir görev vermiştin bana. Oha 5000 gelir mi geldi? Enes köyünden gelen kiralar 5000 mi? Ne? Konya'dan gelen vergiler 2000. Oha. Ne diyorsun ya? Ekonomik sorunlar çözüldü mü yoksa? Enes köyünü ben kimseye vermem bu arada böyle iyiyse. Akkoyunlarla savaşta Akkoyunlarla savaşta olmayalım ya. Akkoyunları seviyorum ben. Akkoyunlar bir de güçlüler ya. Ağzımda sıçıyor herifler abi. Onlarla savaşta olmak istemiyorum. Allah. Tam şu an ağzımızı açtık. Ateşkes sona erdi. Tam şu an ağzımızı açtık. Ateşkes bitti abi. Abi Fatih Mehmet Sultan abi buralarda mı? Lan Kerkük'e gidiyor dediler. Malumat yok. Kardeş Borça ne yapıyorsun? Yeteneklerin hakkında bana bir şeyler infolar ver bakayım. Kardeşim biz seni yön bulum alanında yetkinleştireceğiz de iş sürme falan fistan. İş sürme. Biz seni iş sürmeci yapalım. Diğer yetenekler Marnit'te de var. Sen bir iş sür bakalım. Geri kalanları duruma göre vereceğiz. Abi Fatih'i bulsana bana ya. Bakayım şuradan 40 kişilik bir grup geçmiş o Fatih Mehmet Sultan abi olması. Fatih abi yeri oynatıyor gittiğinde abi deprem yapıyor. Adam öyle bir adam. Adam büyük adam. Belki gacı vardır burada. Bir gacı varsa en azından sorarız abi Fatih abinin yerini biliyordur. O mu Enes köyü neymiş öyle ya? Aman Allah'ım. Yok mu oğlum kimse burada ya? Urfa'daki lord da beni sevmiyor. Buradan bir işletme açsak güzel olurdu. Karaman'ı almadın mı hala? Arayın paşa yani olmuyor bak. Abi Fatih Mehmet Sultan abiyi gören duyan var mı? Fatih abi. Fatih abi aranıyor. Envanterdeki erzak sayısı düşmeye başladı. Aç kalacağız. Konya'ya gidelim hemen hızlıca. Aha. Fatih Mehmet Sultan abi. Abim. Abim senin işi hallettim ben. Lordum. Ben de Gayerzil Paşa'yı destekliyorum da. O Gayerzil Paşa kim oğlum? Sen kimleri kattın bize ya? Abi senin görevi hallettim. Eyvallah. Abi şey yapalım mı başka görev varsa? Karamanoğullarından birini tutsak yapacağız. Tamam abi. Abi 20 oldu aramız. İstanbul'u bana versene. Hiç öylesinde. Canım istedi. Biraz da ben yöneteyim lan. Abi İstanbul'u. Kıbrıs'la. Anlayamadım. Abi İstanbul. Enes Köyü'yle takaslayayım. Abi İstanbul'u Konya'yla. Anlayamadım. Abi dur bakalım. Alanya. Sende de çok mekan var ha. Sen var ya sen. Büyük adamsın sen. Hadi araşırız hadi. Ben senin istediğin şeyi yapayım hemen. Hemen bir tane elemanı bir tutsak alalım. Şunları sat. Bunları artık giyip kuşanacak adam yok çünkü zaten. Para iyi. Para konusunda iyiyiz. Güzeliz abi.
Erzakları da toplarsak güzel olacağız. Ya bu erzak sayısı çok fazla değil. O biraz benim moralimi bozuyor. Konya neredeyse terk edilmiş, pislik içinde. Halk da beni sevmiyor. Halkın sevgisini kazanalım. Artimenler abim, kolay yaz. Severim seni de. Bu sefer de seni yoldaş almayacağım. Güzel. Konya ile biraz ilişkim iyiledi. Daha iyi duruma geldi. Lonca başkanından da görev alalım. Lonca başkanı. Ne istiyorsun abi? Hasan Bey ve askerleri tarafından saldırıya uğramış. Hasan Bey ve askerlerini takip etmeni istiyoruz. Kasabanın tüccarları halkların liderlerinin eşkalini almışlar ve kellesinin üzerine ödül koymuşlar. Hasan Bey kim lan? O zaman bu sadece süvarilik bir görev. Bende süvari yok. Aldık bakalım görevi yapabileceğiz mi? Hasan Bey. Hasan Bey kim oğlum? Haydutları takip et. Konya civarı. Haydut işi gitti. Biri zaten tokatlamış onları. Hocam esir lazım bana. Aleyin Bey. Aleyin Paşa. Ha. Aa Hasan Bey burada. Ana Hasan Bey işte bu. Geldim. Hacı abi. Ben de geldim. Ben de geldim. İşte geldim dostum. Yüzün gülsün be. Ben de seni destekliyorum. Ara inim. Abi. Saldıracaksan saldır. Saldırmayacaksan defol git artık. Hadi. Hadi ben geldim. Hadi. Kıbrıs ile ilişkim ilerlemiş. Saldırmayacaksan defol git. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Osmanlı lan oğlum Akkoyunlu'yla ne savaşı ya? Hadi oğlum hadi lan saldırmayacaksan defol git de ben bitireyim şunların son işini hadi. Hadi. Allah Allah. Şımarıyorsun arayın ya. Hasan. Ne yapıyorsun lan? Kardeşim sen hangisin? Kimdensin sen? Toprağın moprağın yok. İbrahim Bey'in derebeylerinden biri. Karamanoğullarından. Tamam bu adam bu adamı esir alırsak yeterli olur. Ne görev oğlum yürü git lan. Allah Allah ben bana görev veriyor. Arayın hadi abi dalacaksan dal da. Kim lan Mustafa ne yapıyorsun? Aynen öyle aynen öyle Sinop. Ben de seni destekliyorum. Herkese seni destekliyorum diyorum vallahi herkesle. Herkesle bir mesaimiz var abi. Bir şeyler oluyor. Ha Karamanlarla barış. Allah belanı versin arayın seni. Senin yüzünden giremedim abi Karaman Kalesi'ne. Bitecekti Karamanoğulları ya. Senin yüzünden alamadık orayı ya. Rezil herif ya. Şimdi Akkoyunlularla savaştayız. Akkoyunlulara girebiliyorsan. Nereyi? Bir Erivan Kalesi'ni fethedebiliriz. Malazgirt'i alabiliriz. Ulan sen var ya tam dayaklık adamsın. Ya. Arayın var ya. Halk beni hiç sevmiyor. Oğlum halka bir de şeyler ısmarlıyoruz. Ona rağmen beni sevmiyor. Vergiler çok yüksek diye mi? Oğlum, vergiler yüksekse vardır bir bildiğimiz. Bizim bir bildiğimiz vardır abi. Selamun aleyküm. Yeni görev vermiyor. O görev bitti maalesef. Bizim dallama yüzünden. Bizim dallama yüzünden bitti o görev. Bu kadar yüksek vergi yapmayalım ya. Muhasebeci. Vergi oranını değiştireceğim Konya'nın. Düşük olsun. Aynen. Düşük yaptım. Artık burada çok o kadar yüksek vergi almayın abi. Kırşehir Kalesi de başkasına geçmiş. Sırp Krallığı mı? Oğlum ne kadar fazla hain türedi ya. Bunu da hallederiz artık bir sonraki bölümde. Neyse dostlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.